Jale Hanım'ın kaybından sonra yanınızda kimseleri görmemiştik. Hatta cemiyette sizin eşinize olan bağlılığınız konuşulurdu hep. Ama sonra birdenbire Özge Hanım çıktı ortaya. Onu farklı kılan neydi? Birdenbire çıkmadı aslında. Yıllardır aradığım kadın ummadık bir anda karşıma çıktı diyebilirim. Onu farklı kılansa kendisi, Özge olması. Fakat Jale Hanım hala burada sizinle yaşıyor. Bu sıra dışı bir durum değil mi sizce? Üstelik onu kaçıran kişinin, yani kuzeninizin de tutuklandığını düşünürsek. Savcılık dosya üzerinde gizlilik kararı çıkarttığı için Tufan hakkında konuşamam. Ancak sadece şu kadarını söyleyebilirim. Jale Hanım için ortada bir tehlike kalmadığı için yarından itibaren Boğaz'daki yalımıza yerleşecek. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak iyileşip hayata bir an önce adapte olabilmesi için en sağlıklı çözümün bu olduğuna karar verdik. Aslında en çok merak edilen sorunun cevabını da almış olduk. Tartışmaya kapalı bir biçimde hem de. Ben onu bulamasaydım hep yarım kalır, hiçbir zaman tamamlanamazdım. Şimdi ise birlikte çoğalıyoruz. Öyle mi? Tebrik ederiz. Yani bize de sürpriz oldu açıkçası. Peki, röportajı sonlandırırken Arat Giraylı tercihini Özge Hanım'dan yana kullandı diye bir başlık atabilir miyiz? Tercih doğru bir tanımlama değil bence. Bence de. Kaldı ki öyle bile olsa tek tercih hakkı Arat Bey'in mi sizce? Jale Hanım, bu ne güzel sürpriz böyle. Müsaadenizle ben de söz hakkımı kullanmak isterim. İşte benim kızım. Jale, ne yapıyorsun? Yakalanan şüphelinin, yani Tufan'ın, beni kaçıran kişi olmadığı kanaatindeyim. Tufan her zaman bana karşı çok nazik ve düşünceliydi. Yok artık. Polisin elinde çok sağlam deliller olduğu söyleniyor. Aslında bu tam olarak doğru bir bilgi değil. Arat Bey'in en yakın dostu ve tanınmış hukukçu Erhan Şahan'a da benimle aynı kanaatte üstelik. Ben kendisinin öngörülerine çok güvenirim, çok inanırım. Sen inanmaz mısın Arat? Erhan.